Özdemir'e dönelim. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi veriler çok ilginç. Konut satışlarını sizlerle konuştuk. İzleyicilerimizin de çok merak ettiği bir soru ama artık bırakın konut almayı, konut almanın hayalini bile kuramaz hale geldik. Peki o zaman bu arsa ve tarla satışlarındaki rekoru nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl okumalı bu haberi? Aslında bunun temelinde enflasyon yatıyor. Yani ücretlerin belirli bir oranda enflasyon seviyesinde artmaması ve fakirleşme aslında açık ve net bir şekilde fakirleşme. Ev alamayan insanlar bir hayal umuduyla arsa peşinde koşuyor. Bakın son günlerde bir video dolaşıyor özellikle sosyal medyada. Ali Rıza Binboğa isimli bir sanatçımızın ki kendisi yaşıyor mu bilmiyorum. 1970'li yıllarda bazı emlakçılar tarafından kandırılıyor ve Ümraniye'de arsa satılıyor. O Ümraniye'de satılan arsa bugün Türkiye'nin en değerli arsalarından biri aslında. İşte bu bakış açısıyla insanlar arsaya yöneldi. Yani bu konutta evet kimse alamıyor ama yarın arsayı mutlaka alacaktır. Müteahhite veririz. Bir müteahhit kendine yapıyorsa bir bize yapar mantığıyla bir oluşum var. Çünkü konut alamıyor insanlar. Konuta erişebilirlik tamamen belirli kesim için ortadan kalktı. İkinci nedeni ise prefabrik yapıların özellikle beyaz yakalılar dediğimiz ya da orta sınıfın hayali olmaya başladı. Yani bir apartman dairesi alamıyor ancak prefabrik bir ev kurabiliyor, yazlık yapabiliyor. Özellikle Çanakkale, Trakya'nın belirli bir bölgesinde neredeyse dağdaki taş diyeceğim ama dağ yok orada. Yani her yerdeki arsalar akıl almaz fiyatlara adeta talan ediliyor. Yani bir çılgınlık haline döndü. Hiçbir ruhsat gerektirmeyen prefabrik yapıların satışı patladı. Çünkü 200-300 bin lira veriyorsunuz. İşte arsayı da alıyorsunuz 1 milyon, 1,5 milyona ve kısa sürede bir orada en azından yazlık mantığıyla bir eviniz oluyor ve geleceğe yönelik hayaliniz oluyor. Çünkü şu anda Türkiye'de insanlar hayalini kaybetmiş durumda. Yani hayal kuramıyor. Bir insan neyin hayalini kurur? İşte bir lüks, bir güzel bir otomobil alayım, güzel bir evim olsun diye. Bakın şu anda Türkiye'de insanlar özellikle belirli bir kesim bu hayalini kaybetmiş durumda. İşte arsayla yeniden hayal kurmaya çalışıyorum. Belki çok uzak, belki 20 yıllık, belki 30 yıllık, belki 50 yıllık, belki de hiç gerçekleşmeyecek. Çünkü Türkiye'nin artık nüfusu gitgide azalıyor. Artan bir nüfus olmadığı için doğum oranından dolayı. Belki de oralar artık hiç değerlenmeyecek. Ama işte insanlar ya çıkarsa umuduyla arsaya yöneldi. Çok ciddi anlamda bir arsa talebi var. Bu da biraz da emlakçılık sektörünün spekülasyonuyla oluyor. Çünkü orada çok ciddi anlamda spekülasyon var. Yani metrekare fiyatlarında anormal rakamlar olmaya başladı. Zaten yakında kimse de arsa da alamayacak. Yani o konuda bu haberimiz de geçersiz olacak. Çünkü kimse alamayacak. Bu defa arsalar neden pahalı diye haber yapacağız. Evet, konut fiyatlarındaki o balondan sonra arsa ve tarla fiyatlarındaki balon ne zaman sönecek gibi bir soru da belki önümüzdeki aylar içerisinde yanıt arayacağımız bir soru olur. Şimdi Sayın Özdemir, ya tablo bu, gülüyoruz ama tabii hayalimizi kaybettik dediniz ya, bu çok acı bir yandan da baktığımızda. Şimdi Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu özetlemeye çalıştık. Gazetelerde de yer buluyor. Çekler karşılıksız çıkıyor. Baktığımızda icra dosyalarının arttığını ve artık yığıldığını görüyoruz. Ve uzmanlar diyor ki asıl yığılma Ocak ayından itibaren görülecek ve bunda da kredi kartları başı çekecek. Şimdi kredi kartlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artışının bir etkisini görmedik bu ay. Yani bir faiz artışına gidilmedi. Belli ki bir seçim beklentisiyle birlikte yurttaş artık zira döndüremiyor borcunu. Ama Ocak'tan sonra bizi ne bekliyor Sayın Özdemir? Asıl kıyamet orada kopacak galiba. Kesinlikle aslında orada ötelenmiş bir sorun var. Yine AKP'nin ya da ekonomi yönetiminin ya da hükümetin, iktidarın yarattığı büyük bir sorun var orada aslında. Bakın zaman zaman bu programda da ifade ediyorum.
AKP'nin belirli bir kesimden oy almasının, seçimi kazanmasının tek nedeni düşük faiz politikasıdır. Ama düşük faiz politikası deyince aklınıza öyle büyük sanayi şirketlerine giden düşük krediler olarak, yüksek krediler olarak düşünmeyin. Bu vatandaşın kullandığı kredi kartı ve ek hesap olarak adlandırılan kredili mevduat hesaplarında kullandığı faizin düşüklüğü. Çünkü yaklaşık son 1,5-2 yıldır vatandaş bu hesaplarla geçiniyor. Bir kredi kartıyla geçiniyor, ikincisi kredili mevduat hesabıyla geçiniyor. Kredi kartını sadece özellikle burada bankaların da etkisiyle sadece alışveriş aracı olarak kullanmadı, kredi çekme aracı olarak da kullandı. Yani bankaların özellikle yüksek limitli kredi kartlarıyla ki bir dönem çok bol keseden limit dağıtılmıştı bankalar tarafından. İşte bunlar çekildi. Buradan döviz alındı, Bitcoin alındı, hisse senedi alındı ya da ihtiyaçlar karşılandı, ev tadilatı yapıldı ve özellikle son 6 ayda o enflasyonun zirve yapmasıyla birlikte maaşı da geliri de enflasyonun altında kalan kesim bu defa oradan geçinmeye başladı. Yani sizin maaşınızdaki artış fiyat artışının çok altında olması nedeniyle aradaki farkı mecburen doğal olarak kredi kartıyla kapattınız. Ve Merkez Bankası'nın özellikle Haziran ayından itibaren 8,5 olan enflasyonu bir defada 15'e ve nitekim geçen hafta da 40'a kadar çıkartmasının en büyük etkisini biz bu kesimde göreceğiz. Peki neden şu ana kadar görmedik? Çünkü yavaş yavaş geldi. Belirli bir ödeme süresi var ve kriz adım adım gelir burada. Yani bir defadan bir sabah kalkar bakarsanız ki kriz olmuş değildi. Yavaş yavaş gelir. Bankalar artık bunun farkında. Birçok müşterisinin kredi kart limitini düşürmeye başladı. Çünkü çok tehlikeli. Özellikle ödemelerin gecikmesi, özellikle belirli oranın altında ödeyerek günü kurtarmaya ya da ayı kurtarmaya çalışan müşteri sayısında patlama var. Biz bunu istatistiksel olarak Ocak ayında göreceğiz. Yani Ocak-Şubat ayında Türkiye büyük bir kredi kart krizi yaşayacaktır. Bakın burada Merkez Bankası da bunu gördü. Ve bu siz her ne kadar seçim dediniz ama evet aslında bir örtülü olarak seçim yatırımıdır bu da. Çünkü hükümet seçime krizde gitmek istemiyor. Ama kredi kartlarının faizini durdurdu farkındaysanız. Normal şartlarda siz ticari bir bankaya yani bağımsız tamamen bir patronu olan bir bankaya diyorsunuz ki siz buradaki sermayenizi, paranızı vatandaşa daha düşük faizle kullandırın. Bu olmaz. Bakın bankalar bunu kabul etmiyor. Bankalardan bu büyük bir tepki var. Siz faizi, gösterge faizini 40'a çekiyorsunuz ama ben kredi kart faizini arttırmıyorum diyorsunuz. Ya da diğer ek hesaplara uyguladığınız faizi arttırmıyorum diyorsunuz. Burada bir bankaların da büyük bir tepkisi var burada. Çünkü siz vatandaşı yeri geliyor 40 gün fonluyorsunuz ve burada piyasanın altında bir faizle yapıyorsunuz. İşte sorunu sadece ötelediler. Nereye kadar ötelediler? Bana göre seçime kadar ötelediler. Belki Merkez Bankası'nın bir 250 baz puanlık bir faiz artışı daha olacak. Orada da bunu yapmayacaklar. Bakın bir kez daha. Çünkü Merkez Bankası tehlikeyi gördü. Yani Türkiye'de krizin yeni adı kredi kart krizi. Yani çok ciddi anlamda bir kriz patlayacak burada. Bankalar bu defa İşte sıkı tutmaya çalışıyor. Yavaş yavaş bu sorunu çözmeye çalışıyor ama sorun çözülecek bir sorun değil. Çünkü geriye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın düşük faiz politikasıyla bakın kredi kart faizleri 1,36 idi. Bugün 5'e geldi. Normal şartlarda Merkez Bankası'nın o 500 puanlık faiz artışıyla birlikte kredi kartı ücretlerinin yani kullanım ücretlerinin, taksitlendirme ücretlerinin %6 dolayında olması gerekiyordu. Ama Merkez Bankası bunu yapmadı. Çünkü yapmış olsaydı eğer bir buçuk ay içerisinde bu kriz patlayacaktı. Binlerce değil, on binlerce değil, milyonlarca insan kredi kart borcunu ödeyemeyecekti, temerrüte düşecekti ve icralık olacaktı. Bu da bankaların özellikle sermayesinde çok ciddi sorun yaratacaktı. Biraz önce de dediğim gibi bankalar bu sorunu kendi içinde çözmeye çalışıyor.
özellikle yüksek limitli müşterilerin limitini düşürüyor. Çünkü burada bir patlama söz konusu, bunu tıpkı Merkez Bankası gibi bankalarda gördü ve bu tedbiri alıyor. Bakın şöyle bir olay var aslında. Yani bu krizden biz geçmişi değerlendiriyoruz. Geçmişte böyleydi, şöyleydi, ev aldık. Evet, Türkiye'de insanlar düşük faizle ev aldılar. Düşük faizle araba aldılar. Düşük faizden faydalanarak mal mülk sahibi oldular. Ancak şimdi o aldıkları kazanımlarını geri verme vakti de başladı. Konut diyoruz. Konut satışları neden bu kadar arttı biliyor musunuz? İnsanların ücretlerinin o kadar artmaması, enflasyon kadar artmaması nedeniyle artık geçinememeye başladı. Ve o yaşam alışkanlıklarından vazgeçemedikleri için, bir anda o faiz artışıyla birlikte küçülmeyi yapamadıkları için, yani sizin aylık kredi kart harcamanız 50 bin liraysa ya da 40 bin lira ya da 10 bin liraysa bunu küçültmeniz gerekiyordu. Çünkü ücretiniz, yaşamınızı geliriniz kadar yapmanız gerekiyordu. Ama enflasyon öyle sinsi bir hastalıktır ki tıpkı kanser gibi bütün vücudunuzu yayılır ve gerçekten de yayıldı. Şu anda insanlar bu kanserin ikinci evresinde. Nedir ikinci evresi? Arabanızı satıyorsunuz, bankadaki birikimlerinizi bozdurup kart borcunuzu ödemek zorunda kalıyorsunuz. Konutlarınızı satıyorsunuz. Yani yakında göreceksiniz ki özellikle ben... Derken bağlantımızda bir sorun yaşadık. Arkadaşlarımız bağlantıyı yinelemeye çalışırlar. Hazır olduğunda dönelim tekrar Remzi Özdemir'e. Zira çok önemli açıklamaları vardı. Geldi sanıyorum. Evet Sayın Özdemir, bir cümle geriye alıp devam edebiliriz oradan. Tabii. Biz neden özellikle konut sektöründe bir kriz bekliyoruz? Bugün otomobil sektöründe bir kriz yaşanıyor. Neden? Özellikle ikinci ellerde. Çünkü bir kredi kartıyla ilgili ödeme sorunu yaşanıyor. Borç sorunu yaşanıyor ve insanlar artık önce arabasını satmaya başladı. Arabasını satamıyor. Çünkü özellikle ikinci el otomobillere yönelik düzenlemeler insanların arabalarını satamamaz hale gelmesine neden oldu. Geriye kaldı konutlar. Bakın şu anda özellikle yatırım amacıyla almış insanlar konutun fiyatına bakmadan vermeye çalışıyor. Çünkü geride birikmiş bir yaşamını sağlayabilmek için yapılmış harcamalar var, ödemeler var. Aslında bu sosyolojik bir süreç. Türkiye'de biz bir süre sonra göreceğiz ki özellikle bir yıl içerisinde insanlar geriye dönüp baktığında son 5 yıldaki o lale devri gibi bir şeydi. Çünkü o faiz, düşük faiz lale devri yarattı. O lale devrindeki kazanımlarımızı, evlerimizi, arabalarımızı, bankadaki birikimlerimizi, yastık altındaki altınlarımızı teker 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 geri vereceğiz. Çünkü enflasyon böyle bir şey ve Türkiye buna hazır olsun. Yani oturduğu evi, bırakın yatırım amaçlı, oturduğu evi bile satmak zorunda kalacak. Ha, bunu yapmak istemiyorsa hızla küçülmek zorunda. Tıpkı bir şirket gibi küçülmek zorunda. Yani sizin aylık 10 bin liralık harcamanız varsa bunu 5 bine düşürmelisiniz. 50 bin varsa 25 bine düşürmelisiniz. Çünkü mevcut siyasi iktidar, ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele için ücretlerin, gelirlerin enflasyon altında artmasına izin veriyor. Yani üstüne gitmiyor. Bakın mesela emeklilere diyoruz. Emeklileri son bir yıldır 12.500 lirayla geçiniyor. Neden? Bir kök maaş belasından dolayı. İşte bunun aynısını yılbaşında memur zamlarında göreceğiz. Daha birçok alanda göreceğiz ve insanlar geçinebilmek için o yüksek fiyat, hiper enflasyona gidiyoruz çünkü. Bakın şu anda %62 enflasyon diyoruz ama aslında hissettiğimiz enflasyon %100'e yakın. Bunu nasıl anlayabiliriz? Markete gittiğimizde her ay aldığımız ürünün fiyatını not edin. Bakın göreceksiniz ki %100 bir fiyat artışı var. İşte bunu sürdürebilmek için hayatımızı, bizim elimizdeki evimizi, arabamızı, bankadaki paramızı alacaklar, almaya başladılar. Şu anda satılan konutlara bakın. Ciddi anlamda borç batağındaki insanların ilk aşamada satışlarıdır. Evre evre göreceğiz ama özellikle yerel seçimden sonra biz konutta krize girmiş, batmış insanların mallarının, evlerinin haraç mezat satıldığını göreceğiz. Yani
tam tersi bir trend bekliyor Türkiye'yi. En büyük Evet. tehlike bu bilgi. Enflasyon nedeniyle bir kısım enflasyondan faydalanarak hızla zenginleşmişti ama bu artan faizler nedeniyle o kesimde de işte böylesi gelişmeler yaşanabilir diyor Remzi Özdemir. Bir izleyicimiz yazmış, kredi kartı limitim düşürüldü diye Sayın Özdemir de ifade etti. Galiba bugünlerde bir limitleri kontrol etmekte fayda var. Yani şunu kısaca şunu da sormak isterim. Ekran başında izleyen, bizi izleyen Ayşe teyze, Mehmet amca, kredi kartının borcunun sadece asgari tutarını ödeyerek anladığımız kadarıyla bu mevcut faizlerle o borcu tamamen kapatmak atması mümkün olmayacak değil mi Sayın Özdemir? Bakın, asgari ödeme ile siz bu işi sürdürmeye çalışırsanız mevcut faizlerle 6 haftada 6 ayda tıkanıyorsunuz. Biz Haziran ayında faiz artışıyla birlikte bu tıkanma süreci başladı. Yani daha önce faiz düşük iken mesela 1.36 iken ben çevremdeki insanlara sakın tamamını ödemeyin diyordum. Neden? Çünkü bedava para. Siz bankanın parasını kullanıyorsunuz bedava. 1.36 faiz ne olur yani bu enflasyon ortamında? Gidin tuvalet kağıdı alın kredi kartınızdan hem de faizle birlikte. Gidin ayçiçeği yağı alın, her türlü ürün alın diyordum. Ancak bu limitlerin özellikle dolmaya başlaması. Çünkü enflasyon limitleri de dolduruyor. Yani sizin 50 bin lira kredi kart limitiniz varsa siz bir yıl önce 25 bin liraya aldığınız kullandığınız o limiti bugün 50 bin lira olarak kullandınız ve asgari ödeme ile birlikte 6 ayda tamamen tıkanıyorsunuz. Ya asgari ödemenin üzerinde ödeyeceksiniz ki bu trendi sürdürebilirsiniz, yoksa 6. ayda kredi kart limitleriniz asgari ödeme ile karşılanamayacak hale gelecektir. Benim yaptığım hesaplamalara göre özellikle son faiz artışıyla birlikte ortalamayı aldığımız zaman Mart ayı çok tehlikeli bir ay. Ama Merkez Bankası biraz önce de söyledim. Bunu gördü, tedbir aldı, faize fren yaptı. Ama bankalar bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyecek de siz faizi bir taraftan 40'a çıkartırken özel bankalara, özellikle özel bankalara siz hayır bu ay daha düşük faizle kredi kartı kullandıracaksınız diyemezsiniz. Yani böyle bir mantık olamaz. İşte bu nedenle o biraz önceki hanımefendinin kredi kart limiti düşüyor. Belki yarın siz bir alışverişe gittiğiniz zaman ya da havalanında bir uçak bileti almaya kalktığınızda bir bakacaksınız ki kredi kartınız provizyon vermiyor. Yani bankanın elindeki sözleşmeniz gereği istediği an o kredi kartını kapatabilir. İstediği an onun limitini düşürebilir. İşte bankalar tedbir alıyor. Bence biraz da orada yaşam krizi de çıkacak. Çünkü Türkiye'de özellikle yaklaşık 40 milyonluk bir halk kredi kartlarıyla geçiniyor. Evet. Bakın bu da büyük sorun. Yani her şey Mart ayına geliyor. Mart ayına kadar nasıl bir tedbir alırlar bilemiyorum ama Mehmet Şimşek bunun işaretini verdi. Yani ücret artışlarının enflasyona neden olduğunu iddia ediyor. Bu da şunu gösteriyor ki enflasyonla mücadeleyi ana hedef eden alan bir ekonomi yönetimi ücret artışını enflasyon altında tutacak. Yani herkes artık bundan sonra ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Çünkü önümüz gerçekten bir kara kış ve çok ciddi bir sorun bekliyor kredi kart sahiplerine. Evet, önümüz kara kış diyor Remzi Özdemir. Zaten bütün hesaplar Mart ayına göre. Mart'ta ne var değerli izleyiciler? Yerel seçim. Şimdi son sorum, hazır Remzi Özdemir'i bulmuşken bu soruyu sormazsam izleyicilerimiz çok kızar. Ben yönetmenimizden rica edeceğim, canlı piyasa ekranını bizlerle paylaşırlarsa. Yine yeni haftaya da yükselişle başladık Sayın Özdemir. Bu hafta beklentileri sormak isterim ki o rakamlar geldiğinde ben özellikle altına da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 2000 dolar seviyesi önemli bir seviyeydi, önemli bir psikolojik sınırda o sınır aşıldı ve geldiğimiz noktada altının onsu 2010 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Dolara bakıyoruz yükseliyor, euroya bakıyoruz yükseliyor. Merkez Bankası beklentinin üzerinde faiz artırmıştı, çare olmadı, hızını bile kesmedi dövizin. Piyasalarda bu hafta bizi neler bekler? Bizi bu hafta aslında çok büyük bir hareket beklemiyor. Hı.
Sadece altın tarafı çok önemli. Bakın, altına yıllarca muhalif oldum altın yatırımını, ama şu anda altın için yeni bir dönem başlıyor. Yaklaşık sizinle 5 haftadır, 6 haftadır aynı şeyi söylüyorum. Altında daha bunlar ilk günleri. Altın özellikle uluslararası yatırımcıların yeni yeni pozisyon almaya başladığı bir yatırım aracı. Çünkü diğer yatırım araçlarında ciddi anlamda bir fiyat artışı var ve burada özellikle yurt dışı piyasalar için konuşuyorum, ons için konuşuyorum. Hisse senetlerinden, diğer varlıklardan çıkıp altına yönelme olacaktır. Amerikan tahvillerinden çıkan paranın, ki orada da bir faizde düşüş var, bu onsa yönelimini arttırıyor ve bu nedenle altın, bakın, her şeye rağmen 2000 doların üzerinde. Altında daha çok gidecek bir yol var. Bence 2024 ve 2025 altın yılı olacak. Çok ciddi anlamda. Tabii altının yanında gümüş de tabii birlikte hareket ediyor, ama ana yatırım aracı olarak altın. Döviz konusuna gelince, dövizde ekonomi yönetiminin şu anda kurduğu bir oyun var. Bakın, izleyicilerimize ben bunu zaman zaman anlatmaya çalışıyorum. Şu anda tamamen ipler ekonomi yönetiminin elinde. Yani Mehmet Şimşek ve ekibinin elinde. Ve Mehmet Şimşek ve ekibi şu ana kadar bu oyunu kurguladığı şekilde götürüyor. Neydi bu kurgu? Özellikle Türkiye'ye yüksek miktarda tahvil ihracını gerçekleştirebilmek için yabancılarla yaptıkları bir pazarlık var. Yabancı pazarlığı şu: bir, yüksek faiz; ikincisi, yüksek oranda ama stabil bir kur. İşte buraya getiriyorlar. Bunların kafalarındaki rakam şu anda yılbaşı için 30. Bunu her zaman tekrar ediyorum. 30'a kadar yavaş yavaş gidecektir. Bu şekilde kontrollü. Zaten doların grafiğine baktığınız zaman şöyle bir cetvelle çizilmiş gibi bir grafik göreceksiniz. İşte bu da Merkez Bankası'nın kararlı bir şekilde kafasındaki hedefe gittiğini gösteriyor. Kafasındaki hedef yılbaşı 30. Yılbaşından sonra, özellikle seçimden sonra, agresif bir hareket olabilir. Yalnız son günlerde bir yabancıların ahlaksız bir stratejisiyle karşı karşıyayız. İnsanlara doların 21 liraya kadar düşeceğini söylüyorlar. Bakın, buna hiç kimse inanmasın. Bunu hiç kimse bilemez. Ayrıca Türk lirasının enflasyonla yapılan hesaplamasına göre Türk lirasının ucuz değil, tam tersi pahalı olduğu görülüyor. Yani siz enflasyona yansıtmadığınız için Türk lirasındaki değer kaybını, bu nedenle şu anda böyle bir sorun var. Eğer doların 21 lira olacağını öngörüyorsa o yatırım kuruluşu, Türkiye 50-60 milyar dolar sokardı. Yani akıl var, mantık var. Sen diyorsun ki insanlara, bu dolar Türkiye'de 21 liraya kadar. Peki gel al, sat bakın. Bak şu anda ne kadar güzel, 29 liraya yakın bir rakamda satsana, gel getir yani. 21 liradan yerine koyarsın. Hatta %45'ten de Türk tahvili alırsın. Peki neden gelmiyor bunu? İşte burada bu tür oyuna gelmemeleri gerekiyor. Özellikle seçim sonrası Türkiye'de çok ciddi agresif hareketler bekliyoruz. Ama o seçim arasını şimdilik konuşmak istemiyorum. Yılbaşına kadar söylediğim gibi dolarda kimse 30'un üzerinde bir hareket beklemesin. Evet, ekonomi yazarı ve paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir bizlerleydi. Her pazartesi olduğu gibi teşekkür ediyoruz bir kez daha. Güzel bir hafta diliyoruz. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet, seçime kadar bizi elbette böyle bir tablo bekliyor ama seçimden sonrasını kimse öngöremiyor, kimse kestiremiyor. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı, pazar günü ikinci tur tamamlandı.